Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Yağmur Hanım için. Güzel Yağmur Karakoç. Evet. Güzel de isim. Evet. Kullanmıyor musunuz güzeli? Çok kullanmıyorum açıkçası. Yani sadece böyle resmi dairelerde işim olduğu zaman sesleniyor güzel diye bakmıyorum bile. Allah Allah. Hiç ismimi alınmıyorum, ismim değilmiş gibi. İlk isimle genelde hitap edilir çünkü. Mütevazı hareket etmeye çalışıyorsunuz evet, evet. Ama yok, o kadar da mütevazı olmaya gerek yok efendim. Şimdi durum şundan ibaret. 14 tane soru soracağım size. 4 dakikada süre vereceğim. Mümkün olduğu kadar kısa sürede, mümkün olduğu kadar az harf alarak her birini cevaplamanızı bekliyorum. Tamam. Gördünüz. Tanıdığınız rakiplerimizi, farklı farklı niteliklere sahip, her evet. biri pırıl pırıl insan, evet. tatlı da insanlar. Evet. Ama yarışma bu. Evet, gözünüzün maalesef. Yaşına bakmazlar. Gelin onları biraz sıkıntıya sokalım. Tamam. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Eskiden nakıs da denen çıkarma işlemi işareti. Boş verin eskisini. Eksi. Eksidir o. Yerleşti yerine. Kafa karıştırıyor biraz ama çok basit bir şeyi ifade ediyor, işaret ediyor. İkinci sorumuz da öyle. Bir bakın. Tamam. Sözü yazıya dönüştüren sembollerden her biridir. Harf. Harftir. Harf almadı. Galiba. Bu seferki yaygın bir erkek ismi. 5 harfli şöyle de sorulmuş. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik... Eksiksizlik. Bir erkek ismi aynı zamanda. Kamil. Kamil olur. Ama Kamil eksiksiz olandır. Bu eksiksizlik. Hani mükemmel gibi. Uzaklaşmayın Kamil'den. Kemal. Kemal. İşte bu. Atamızdan bile bahsetmedim ipucu olarak. Siz kendiniz bildiniz. Buyurun geliyor yenisi. Mahiyet. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı neydi efendim? Bir birleşik kelime bu arada. İki kelime yan yana gelmiş bu kelimeyi oluşturmuş. Olayın mahiyeti. İçermek. O muhteviyat, içerik. Bu iki kelime unutmayın. Harf alayım. Alacak mıyız yahu? Ah, onu biliyorduk zaten. Olayın mahiyetini ben size anlatayım. Bildiğiniz gibi değil. Gerçek değil. İki kelime, unutmayın. İki kelime. İç. Olayın, iç, hadisenin... İç yüz. İç yüz. İç yüz 5 harfli mi? 5 harfli. Yerleşti yerine. İç yüzü diye kullanıyoruz ya çok. Evet, o yüzden insanın kafasını aslında... karıştırıyor. Evet, uçtu evet, gitti. Uçtu gitti. Yenisi geliyor daha rahat ettirecek sizi. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin anestezik madde verilerek uyuşturulmasına... Narkoz. ...deniyor ve 600 puan kazandırıyor. Yarısı mastardır. Aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Son 6 harfli cevabınız efendim. Buyurun. Sataşmak. Azarlamak, çıkışmak. Bu anlamlarda da kullanılır. Başka bir anlamı çatmak. Daha çatmak. Çok güzel. İşte 7 harfli cevaplar. Bakın güle oynaya geldik yarışmanın evet. tam ortasına kadar. 2 dakika 23 saniye var halen elinizde. Bu ne demektir? Sürenizi de güzel kullandınız. Kaç olur biliyor musunuz? 9700. Hadi bakalım. Hadi İnşallah. Bakalım. Buyurun geliyor. Çok zayıf insanlara yakıştırılan... Uskumrugillerden bir balığın adı. Nokta nokta gibi olmuşsun derler yani. Hangi balıktı o balık? Filinta. Filinta mı? Filinta bir tabanca. Yok değildi. Tüfek evet, pardon. Zaten filinta yakışıklı. Evet demek. Evet. Niye kendini demiştim. Gösteriyorsan. Harf alayım. Buyurun. Z ile başlıyor. Çok zayıf. Ne gibi? Zayıf. Zargana. Ne gibi? Zargana. Balık mıydı zargana? Değil miydi? Değil miydi? Bence balıktı. Balıktı. 600 puan değerindedir. 3500 yapar kasayı. Bu zargana'dan değil de ikinci 7 harfliden azıcık korkuyorum. Harf aldırır mı acaba? Göreceğiz. Bakalım. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları erkek üreme sistemi bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı. Aa, biliyorum aslında. Neydi o? Üroloji. Neydi o? Üroloji. Yağmur Hanım sizi tebrik ediyorum.
Hemen geçiyorum yeni sorunuza. Tamam, burada harf alır mıyız diye korkuyordum. Güzel hallettiniz maşallah. 9600'e koşuyoruz. Buyursunlar. Üstüne alınıp kırılmak. Üstüne alınıp kırılmak. Yani mevzu kendisiyle ilgili değil, fakat üstüne alınıp kırılıyor. Alınganlık. Harf alayım. Aldık alacağım. Bir harf. Demek ki... İncinmek. İncinmek değil. İncinmişsin dedi. Değil. Yani incinmek sadece kırılmak olabilir. Bu üstüne alınmak. Gocunmak. Gocunmak gayet güzel. Çok güzel oldu. 8 harfli cevapların ikincisi efendim iki kelimeden oluşmaktadır. Buyurun gelsin. Süreniz güzel. Puanmış Şaheser. Her şey yolunda. Bir türden olan varlıkların adıdır. İki kelime. Adın altını çizdim zaten. İkinci kelimeyi oradan bulursunuz. Ad. Neydi ad? Hem cins gibi bir şey değil. Hem cins. Hayır, hem cins değil. Değil. Öyle değil. Yani mesela bir kedi. Tür. Kedi nedir? Hayvanın adıdır. Ama nasıl addır? Kedi. Kedi, köpek. Familia. Hani kedinin yok. Adı aslında minnoş. Minnoş başka harfalıyım. Ad. Peki. Peki. Kedi başka ad. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Durdurduk. Bir türden cins isim. Cins isim. Bir korkum yok puanla ilgili. Alırsınız orada da harfinizi de süre 28 evet, saniye süreyi artık. Süreyi biraz yedik. 4 tane soru var cevap vereceğimiz. Tamam. Soru başına 10 saniye bile yok. Aşağıdakiler daha kolay. Bu daha zor gibi geldi tamam. bana. Siz karar verin. İki kelime yine. Mastarlı deyimdir bu. Mecaz var içinde. Uğraştırır mı korkuyorum. Harf almaktan ürkmüyorum. Çok üşümek, dona yazmak. Bu anlamda kullanılır, yaygın kullanılır mı? Harf alayım. Aldık bir harf. Çok üşümek, dona yazmak. Çok üşümek. İki kelime. İki kelime. Her tarafım... Buz kesmek. Oldu bu iş. 9000'in peşindeyiz. 9200'ün peşindeyiz hatta. Elimizde kaldı 3 tanecik soru. 22 saniye. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Olur. Buyurun efendim. Tek kelimedir. Bir şeyi kendine veya başka bir yöne doğru sürüklemek. Götürmeye, yürütmeye çalışmak. Kendine. İteklemek. Başka yöne doğru olursa evet. Kendine doğru olursa? Çekmek. Hadi yapın bana onu 9 harfli. Çekiştirmek. Çekişmek. Karşılıklı ne yapıyoruz? Çekişmek. Çekiştirmek. Kendine veya ekte başka problem var. Ekte problem var. Çekiştirme. Olmaz. Mekmak diye bitsin. Çek. Çekelemek. Çekelemek efendim. Buyursunlar. 7200 oldu ama galiba bir ara taş düşürdüm. Vallahi billahi. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Harf almaktan korkmuyoruz. 13 saniyemiz var. Batı kökenli bir kelime aradığımız ve tek kelimeden oluşuyor. Bu bittikten sonra bir tanecik soru kalacak. O sorudan da hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Buyurun. Üyesi olmadığı halde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen, bir akımı tutan harf kimse. Olayım. Harf istediler, 6 saniye kala durdurdular. O partinin, üyesi değil ama o partinin... Partizan gibi bir şey. Partizan değil işte. Değil. Çok güzel. Bakın partizan değil. Ama aynı şekilde partiye karşı bir şey duyuyor. Sempatizan. Sempatizan 900 puan değerinde. Vallahi dikiş gibi vallahi. İğne iğne. İnce, oya ince. Oya işlediniz. Son sorudur, son cevaptır. Ne demiştik? Sesi tanımlayan sözler. İki kelime yan yana gelmiş. Kendi başlarına bir anlamları var mı? Hayır, yok. İki kelime. Hı-hı. Tamam. Böyle paldır küldür gibi bir gibi. Kelime. Tamamdır. Görelim. Birbirine sürten yağlanmamış aksamların çıkardıkları... Sesi tanımlar bu söz dizisi. Birbirine sürten, yağlanmamış aksamların çıkardıkları ses. Gacır gucur. Gacır gucur 900 puan değerli.
akarı kokarı yok. Evet. 9000 tam söylediğiniz puan, gibi. Bir saniye üzerine. Bence daha kuvvetli bir alkışı da hak etti. Çok teşekkür ederim.